Merhaba sevgili dostlar. Yine birlikteyiz. Ama bu sefer beraber geldiğim oğlum, kardeşim, evladım, meslektaşım öyle bir şey ki mikrofon başına geçtiği ilk günlerde tanıdım. Ama sonra dünya çapında, dünya kupası daha büyüğü olur mu bu işin? Futbol bir aşksa aşkın doruğa çıktığı dünya kupası ...ve Dünya Kupası maçında... ...beraber anlatıyoruz... ...1974... ...evet 1974... ...ve... ...öyle bir şey ki... ...bir yandan da... ...Dünya Kupaları sırasında bir olay... ...birazdan geleceğiz... ...Dünya çapında bir olay... ...bütün dünyada resimlerimiz çıkıyor... ...ikimizin... ...Dünya futbolunda biraz... ...beklersiniz sabreden dermiş... ...muradına ermiş dinlersiniz... Evet. Tansu Polatkan, hoş geldin. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi Tansu Polatkan bir karar verdi. Ben bilmem kaç yaşında, ben şimdi söylüyorum efendim. Kadına demişler ki böyle çok yaşı ilerlemiş. Kaç yaşındasınız demişler. Vallahi şaşırıyorum, her sene değişiyor demişler. Ben de şimdi <laughs> öyle diyorum. Her sene değiştiği için tam hatırlamıyorum. Ama hatırladığım en gencimizdi yanımızda ve heyecan içindeydi. Çünkü ilk defa mikrofona geçiyordu. O günlerde de çift spikerli maçlar falan başlamıştı. Onun için ben Tansu'yu hani ilkokul anaokuluna geldiği gün tanıdım ve bugüne kadar Mezun dostluğumuz ettim abi sonra, değil kardeş değil ama geçenlerde telefon açtı konuşuyoruz. Biliyor musun Halit abi senin yapamadığın bir şey ben yaptım dedi. Ne, var parsın tabii benden gençsin. Hayır dedi o bakımdan değil. Ne yaptın dedim. Ben emekliliğimi istedim dedi. Ya niye istedim? Ben istemedim daha gençiz dedim. Sen benden de gençsin dedim. Yok abi yok dedi. Evet önce suçlu ayağa kalkmadan söyle. Senin gibi Türkiye'nin sevdiği bir spiker. Ben emekli olayım nasıl der? Ben demedim de şartlar onu gerektirdi Halit abi. Yaş belirli bir yere gelince devlet artık sen emekli ol diyor. Devlet memuru spikerliğinden emekli evet, oldun ama, ama maç, emekli ah, tabii. maç spikerliğinden... Evet. Çünkü futbolu sen sadece anlatan değil oynayan ve üstelik öyle bir mevkide oynayan ki... 10 kişi hiçbir şey yapmasa ileride ayağına çarpsa top girse karşı kaleye bir sıfır bitse golcü olur. Ama kaleci 89 dakika harikalar yaratsa 90'da bir sert şut gelip de gol olsa... Golü yiye, bir 0 mağlup olacaksın. Kim hangi kim yedi golü diye soracaklar. Aslında golü kaleci yemiyor, takmıyor. Halit abi. Ama ama işte, işte kalecinin ha. başına bat. Şimdi bu derdinden ama. anla. Derdini dinleyerek <laughs> mahalle maçında bile kaleci oynayanlar dinlesin. Türkiye'nin en büyük kalecilerinden, en büyük bir futbol otoritelerinden Tan Polatkan diyor ki: Kalecilik çok özel bir. Peki neden kaleciliği <laughs> seçtin? Bu Allah vergisi kalecilik e, hocam. Yani e, şimdi mesela altyapı hocalarına sorun. Ben sağ bek oynayacağım diyen ya ben stoper olacağım diyen yoktur ama ben kaleciyim diye gelen vardır. Ben de kaleci bu Allah vergisi içimden gelen bir şeydi ve de beni belki de kaleciliğe e, iten bir e, şöyle anım var. E, İzmir'de Şirin yerde oturuyorduk. Ay, şimdi İzmir'de başlıyorsun ve İzmir'de de futbol Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir, şehir ve evet. İzmir'de renk aşkı da olur, kulüp aşkı da olur falan başlıyorsun ve sonra da seyrettin... futbolcular içinde kaleciyi gözüne kestirmişsin. Evet işte evet. onu anlatacağım. Şirin yerde o zaman arsalar çok biliyorsunuz. Futbol maçları oluyor. Ben de o kalenin yanında maçları seyrederken bana çarpan bir topun hızıyla yerlerde yuvarlandım, kalktım. Belki de beni kaleciliğe iten o oldu. Çarpan top. Çarpan top oldu. Ondan sonra bir hafta sonra ben de o kalenin yanına bir taş koyarak o avuta giden toplara plonjon yaparak kendi kendine kaleciliğe başladı. Evet. Evet. Harika evet. başlangıç. Ve benim en büyük oyuncağım da futbol topuydu. Ne zaman elimde bir futbol topu varsa bir duvar bulduğum zaman o duvara atar, dönen topa plonjon yapar ve kendi kendime müthiş bir teknik geliştirmiştim. Kendi... Bakın Hakkı. gençler evet. bunu bunu dinleyin. Evet. Gerçekten küçük bu sıru anda tesadüfen seyredenler varsa Kaleci kendi kendine antrenman yapabiliyor. Evet. Duvara atıyordum topu, dönen topa plonjon Peki, yapıyordum. Peki futbola girenlere deriz ki biz mutlak şu ya da bu renklere doğru bir eğilim olur. Sen de böyle bir eğilim. Çünkü önce şunu söyleyeyim. Yıllarca beraber maç anlattık. Ben ben kendimi futbol maçında olabildiğince tarafsız görmüşümdür. Ama benden de tarafsız diyeceğim tansudur çünkü bir de şu kulübün taraftarı hatta üyesi falan olmadan sen bu işleri götürdün. Evet ben futbolun taraftarı oldum ha. Halit abi her zaman. bunu. Ama çocuklukta şey ederken büyürken çocuklukta vardı. Çocuklukta da vardı tabii bir futbol takımına sevgim vardı. Ama o aramızda kalsın yine de. <laughs> ben sonra söyleyeyim. Çünkü yani ben seni taraftar olarak evet. hiç görmedim. Doğrudur çünkü bunu şöyle de ifade etmek mümkün. Mesela bazı futbol severler sen Galatasaraylısın diyor. Başkaları ha. Beşiktaşlısın diyor. Birileri Fenerlisin diyor. Demek ki. Bir şey tutturamamışlar Onlara şey, ters düşmeyeyim dedim. <laughs> <laughs> Cevap vermemekle En güzel cevabı evet, evet. Peki fiilen oynamı yani Mahalle maçının üstünde evet. Bir format giyeceğim bir takımda oynayacaksın Nerede hangi ee, takım? Ankara Gücü Genç takımında başladım Ankara'ya geldiğim sonra Ankara Gücü Genç takımında başladım Bu arada tabi Beni futbola başlamam konusunda yol gösteren bir arkadaşımı anmadan da geçemeyeceğim. Lütfen. E, Yıldırım Erarslan. E, o da Ankara'da bir genç takımda oynuyordu. Kurtuluş Lisesi'nin de kalecisiydi. Ben de e, Kurtuluş Lisesi'nin bahçesi o zaman futbol için müsaitti hafta sonları. Ankara'nın fut, profesyonel futbolcuları gelir orada top oynarlardı özellikle ölü sezonda ben de onların arasında oynarken. Ama olmaktan... sen yani rastlantı olarak kaleciye böyle bakmışsın hani duvara at kale arkası kaleciliği sevmişsin. Kaleciliği seni, sevmişim evet. Sana pardon futbolu sevdiren kale kalecilik. Evet kalecilik ve de e, o arkadaşım dedi ki buralarda atlayıp zıplayacağına ben seni dedi, Ankara Gücü genç takımına götüreyim onların kalecisi yok dedi. Ha. Ve beni aldı Ankara Gücü genç takımına götürdü hocaya teslim etti. Allah rahmet eylesin Hasan Hoca. Yedek hocamızdı. Ankara Gücü'nün takım kaptanıymış zamanında iyi futbolcuymuş. Ben kaleye geçtim ilk defa futbol sahasına Ama çıkıyorum. Ama orada bir soru soracağım bana kızmayacaksın. Evet. Kaleci dedikleri zaman derler ki hemen uzun yani futbol oynuyor bu çocuk. İri uzun boyluysa kalecisin herhalde sen. Yani kalecinin mutlak uzun boylu olması Tabii halbuki yani, sonradan gördük. Evet. Dünya tarihinde de çok büyük rekormen kaleciler gördük. E, takımın en kısa boylu oyuncusuydu. Ben de kaleci olarak biraz kısa boylu olmamdan ha. çok şey kaybettim. Gerçekten yetenekliydim. İlk defa işte futbol sahasına çıkıyorum. Ankara Gücü'nün e, Tandoğan'da bir stadı vardı. Zaman evet. zaman lig maçları Evet. Siz bilirsiniz. Orada Hasan Ye'de Koca bana 3-4 tane şut attıktan sonra sen dedi hangi takımda oynuyorsun? Hocam dedim ben ilk defa futbol sahasına çıkıyorum. Yalan söyleme dedi. Yani ben benim tekniğim Seni o kadar gelişmiş. Şey. Evet. Ha. Ben bir de maçlara gittiğim zaman kalecileri çok iyi seyrederdim. Yani <laughs> e, Turgay Şeren'i, Özcan Arkoçu, Necmi Mutlu'yu, e, Varol Ürkmez'i. İşlerinde yani gene saydığın isimleri söyleyeceğim biliyorum ama hani en büyüğü buydu diye yoksa bir iki tane mi dersin? Yani o dönem özellikle 50'li yılların sonuyla 60'lı yıllar kaleci zenginliği olan bir futbola çok sahiptik. Yani Az önce vardı. söylediğim kalecilerin dışında İstanbulsporlu Sabih vardı çok iyi kaleci. Malum. İzmir'de Seyfi Talay vardı. Karşıyaka'da Akın Barhan vardı. Yani Malum, Onlar bakın. hep bana yol gösteren kalecilerdi. Feriköy'de Necdet İnanç vardı mesela. Akın topu tuttuktan sonra da 2 3 takla atardı evet, yerde. Evet, Hiç evet, unutmuyorum evet. onu yani. Çok i̇şte yani o, o kalecileri seyrederek ben tekniğimi geliştirdim ve işte Hasan Hoca bana 3 4 şut attıktan sonra tekrar bak dedi kulağını çekeceğim. Hangi takımda oynuyorsun hocam? Vallahi dedim. Oynamıyor. İlk defa sahaya çıkıyorum ben. Ankara Gücü genç takımında başladım futbola. Evet. Ondan sonra Yıldırım Beyazıt Lisesi vardı 60'lı yıllarda. Malum, Türkiye şampiyonluğu. birçok sporda Tabii, rekor. Sadece sporda değil halk oyunlarında, basketbolda, radyoda bilgi yarışması olurdu liseler arası bilgi yarışması. Biliyorum. O programlarda bile bizim lisemiz şampiyonluklar kazanırdı. Ben, Yıldırım Bayezid Lisesi arkadan PTT'de bir profesyonellik yaşamı başladı. Hatta e, e, bir dakika profesyonel olarak da futbola başladığın zaman kaç lira almıştın ilk ayda yahut ilk başta? 15 bin lira transfer ücreti almıştım 1967 bin. yılıydı. 67 Temmuz'un 15 bin para. lira. Ve de e, sizle ilk anımız, tabi siz beni hatırlamayacaksınız <laughs> ama ben hatırlıyorum. Ali Yen Stadı'nda bir e, Galatasaray PTT maçı. Ben yedek kaleciyim. Siz maçı anlatacaksınız. Geldiniz, e, Kalecinizin yedek kalecinizin e, adı Tansu mu Tanju mu diye o arada herhalde Aa, yazılırken. Yani yazılırken. Pek net yazılmamış bak, herhalde. Bunu, valla, ben <laughs> bunu çok iyi hatırlıyorum. Ben çünkü sizi gazetelerden resimlerinizden biliyorum. Maçlarınızı dinliyorum hayranlıkla. Belki de futbol aşkımın gelişmesinde en büyük katkısı siz sesiniz. Tabii ben de böyle mutlaka bir sporcu kazandırmışsam mutluyum tabii. Yani tabii bu arada bir parantez daha açayım. Muhakkar Ekrem Taluyu, Solhigan'ı da ben dinledim ama sizin sesiniz daha çok kulağımızda kalan bir sesti son. Hepsi Allah evet, rahmet eylesin. Evet, hepsi büyük. Delilsin. Büyük spor adamıydılar, futbol adamıydılar. Evet, futbol adamıydılar. Evet. İşte ilk hatıramız öyledir. Tansu mu Tanju mu dediniz yedek kalecinizin ismi. İşte orada bir böyle tanışıklığımız peki oldu. Peki o ilk oynadığınız maçtaki sonucu hatırlayabiliyor musunuz? Şimdi Ankara Gücü genç takımında ilk maçı 2-1 bir kazandığımız bir maçta ilk yediğim goldü. Barbaros genç takımıyla oynamıştık. Ee, 1964 senesi o kadar. Peki eski. sonra başladı toplar gelmeye ama başladı toplar dönmeye. Kaleye evet. girmeyip. Peki en... Hatırlamak istemediğin o sıralar için maç. En hatırlamak o 4, istemediğim 4-5-6 maç. gollü maçlar. Var tabi mesela bir özel karşılaşmada. E, Samsun Spor'un birinci lige çıktı o zamanki adıyla. Birinci evet. lige çıktı. Sezon bir hazırlık maçında bir 4 veya 5 gol yedim. Hatırlamak istemediğim için de 4 mü 5 mi onu hatırlamıyorum. Bir de vefa maçı oynadım. E, lig maçıydı. E, gerçekten benim için... E, Kalecilik yaşamımın belki de kırılma noktası oldu. Yani, ha. Nerede, yani nerede oynadınız? İstanbul'da, Ankara'da. Ankara. Ankara'da 19 Mayıs Stadı'nda saat, Cavit abi vardı kaleci. Cavit Gökalp Beşiktaş'tan PTT'ye gelmişti. Evet, o evet. sakatlandı. Ben oyuna girdim. Orada işte şansımı iyi kullanamadım. Yani dediğim gibi kalecilik yaşamımda belki futbol yaşamımda orası kırılma noktası oldu. Ondan sonra da PTT takımında şans bulamadım. Toprak spora gittim o zaman ikincilik vardı. O gün kötü var. biraz evet. goller girdi. Yani bir gol yedim ama Aa. şey değildi iyi oynamadım yani onu ben hissediyorum. Ben kendimi beğenmedim kimsenin de beni beğenmesi mümkün değildi tabii. Ardından toprak spora gittim. Toprak sporda işte 3 senelik bir futbol hayatım oldu. ligdeydik, üçüncü lige düştük. O zaman futbolu çok daha farklıydı Aa, tabii. tabii. şartlar çok farklıydı. Futbola gösterilen ilgi de azdı. İlgi seyirci. de azdı tabii. Peki bu arada okul, bu arada Yıldırım Beyazıt Lisesi ile tabii Türkiye şampiyonlukları kazandık. Evet. Ee, okul bitti Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kazandım. Hem okul devam Peki, ediyor. Peki ama spora merakın var? Ne bileyim daha başka türlü bir üniversitede fakülte seçimi düşünülebilirdi ama. Dil, ya o zaman tarih, sınav coğrafya. sonuçları aldığım puan dil tarih coğrafyada coğrafya bölümüne girmemi gerektirdi ve orada hem okudum Peki, hem futbol oynadım. Peki bir gün gelip radyoda mikrofon önüne geçmek hissi fikri zevki merakı ilgisi ne zaman nerede başladı? Şimdi hep bunu anlatırım ee, ilk spikerliğim Afyon'da Hüseyin Sümer İlkokulu'nda 5. sınıfta okurken başladı. Aa, bravo evet. Ha, benden e... erken sınıf. <laughs> ee, herhalde e... 57 58 falan evet. o yıllar ilkokulun baş öğretmeni 23 Nisan'da belediye oparlöründe şiir okunacak dedi ve beni seçtiler. Ben Afyon belediye oparlöründe şiir okudum. İlk spikerliğim odur. Daha sonra Kurtuluş Lisesi'nde okurken tatilinizi nasıl geçireceksiniz diye bir program yapıyordu Ayfer Alpay. Beni buldular yine işte tansu konuşur, hazır laf yapar dediler. Ben bir radyo programında konuştum. Böylece o mikrofonla Mikrofonu, aşina oldum. mikrofona bir aşk başladı. Evet başladı. Futbol aşkı, mikrofon aşkı derken 1972'deki TRT Spor Spikeri sınavı ve belki de ben ilk müracaat edendim. Çünkü hep o işleri nasıl yaparım diye kovalarken... O imkanı yakaladım ve müracaat ettim. Peki ben size kursa gelmiştim değil evet, mi? Evet geldiniz tabii tabii her şeyi sizden öğrendik bir hocam. O zaman çünkü ders yani veriliyordu. Biz de biraz daha tecrübeli olduğumuz için biraz gidiyorduk. Biraz değil çok tecrübeliydiniz hocam. Ben orada hocam. kursta ilk gördüm. Evet. Ve orada ufak bir iki konuşmadan sonra Tansu inşallah şu işler halledilsin de bir gün gelir beraber çalışırız dedim. O temennim. Hem de çok geçmeden gerçekleşti. gerçekleşti evet. Türkiye'deki maçlarda başladık. Sonra çift üç spiker meseleleri başladı. Bir gün oldu işte 1974'te evet. Dünya Kupası evet. dedik. Ondan sonra birkaç dünya ben hep 10 kupa gördüm. 10 kupada görev aldım diye yaşımdan dolayı övünürüm. Senin de bana yakındı. 8 oldu evet. 8 Dünya Kupası. Şimdi bir araya girmek istiyorum Lütfen. hocam. 1970 e, Dünya Kupası finalini anlatıyorsunuz siz. Yeşil'den e, Meksika, Meksika'da Meksika'da ve ebediyen Pele'li Brezilyanın kazandığı evet kupa. Evet. Siz o gün e, final maçını anlatıyorsunuz. E, biz de Toprak Spor olarak bir hazırlık maçı oynayacağız Ankara 19 Mayıs stadında. E. Bizden önceki maçın bitmesini bekliyoruz. Stadın oparlörlerinden de sizin sesinizi dinliyoruz. Siz radyodan radyodan veriliyor tabii. maç. Yani 1970 yılında sizi dinlerken ve ben futbolcuyken 4 sene sonra beraber ha, e, dünya kupası finali anlattık evet. Ha. Şimdi biz 74'te şimdi neredeydi diye bir an için böyle bir düşündüm 74 70 de Meksika'daydık. 74 Almanya'daydık. şimdi Alman Federal Almanya'daydı o zaman. Ve Almanya evde. Şöyle bir şey, Almanlar çok güzel organize olmuşlardı. Mükemmeldi evet. Ama biz bazı şeylerinde bize ters geliyordu. O kadar katıydı ki kuralları. Yani şunu şöyle diyor, şunu şu saatte, 4'e 10 geçe gittiğiniz zaman o kağıdı alamıyorsunuz, alamıyorsunuz falan. Öyle. Yani Almanlardan çok prensip sahibi olmalarından çok sıkıntı çektiğimizi bugün gibi evet, hatırlıyorum evet, yani. Ama genellikle dünya kupasındaki yat büyük spor organizasyonlarında bu ciddiyet her zaman oldu. E, Arjantini yaşadık. Arjantini biliyorsunuz. Üç kişi götürdük Öztürk Pekin. Siz ve ben ve her gün seyahat ediyorduk. E, yüzlerce binlerce kilometre yapıyorduk. Uçağa binip oradan oraya, evet. oradan oraya gidiyorsunuz. Evet, ama hiçbir şey aksamıyordu yani. Büyük organizasyonlarda gerçekten prensipler geçerli ve yerine oturuyor. Yalnız şimdi ben sevgili seyircilerimize o günlerden anlatayım. Türkiye'de yeni başlamış her şey. Yani televizyon da olsun böyle maçların dünya kupaları falan. Halbuki oradakiler çok daha öndeler. Bir de ekip o kadar kalabalık ki. Yani biz çok zengin bir ulus olmadığımız için bizim ekiplerimizde birkaç iş yapılıyor. Yapıyorsun onu bitiriyorsun hadi diğer programları hazırlayalım yollayalım. Bilmem banda alınıyor. O hazırlıklar. Ve de daha itiraf edeyim bir tahsisat, harcırah falan olayları var. Onlar gelmişler. Birçoklarının kendi özel arabaları. Yani birçok televizyon kanalının özel arabaları, kapıda aletleri. Evet. Bir röportaj ile röportaj yapılacak. Tıp İngiliz televizyonu, Fransız televizyonu ama arabasından girip röportaj yapıyor. Biz zavallı gidiyoruz oradan biz telefonla nakledeceğiz falan. <laughs> ne sıkıntılar <laughs> evet, çekmiyorduk evet, onların evet. içinde. Evet, ama evet. yine de işimizi feda ya bir şeyler yapıyor. yapabiliyorduk. Evet, evet. Ve de şöyle ki onların yüzünden inanın ben sende aç çıktığımızı çok iyi biliyorum. Evet. Yani buradaki bir kapılarda köfteciler, kebapçılar <laughs> falan yok. Yok E gideyim ne maçla. Evet. Peki. Şimdi futbol oynadın ama sen hep kendini kaleci olarak oynadın maçlarda yani ben futbolcu tam Su Polatkan olarak yani Şimdi Tansi Polatkan ha o spikerdi, yani iyi spikerdi, çok su anlatırdı filan. Spiker olarak isim yaptım, futbolcu olarak Yok, isim yapmadım. yapmadım Tabii dediğim gibi e, bir kırılma noktası vardı orada, o şansımı kaybettim. Yani hep mesela Casillas'ı e, çok severim. Çünkü 16-17 yaşında Real Madrid'in kalesine evet. geçti, hala götürüyor. Ben 20 yaşımda o şansı yakaladım ama kullanamadım. Peki o zamanlar, bu Dünya Kupası'na gittiğin zamanlar evet. gördüğün kalecilerden, Ah ben şu takımın kalecisi falı şu olsaydım dediklerin. Şöyle bir iki isim verebilirsin. E tabi mesela bir e, zof Zoff olmak, olmak isterdim. isterdim. E, daha önce seyrettiğim bir Banks e, sizin seslendirdiğiniz Banks. Dünya Aa. Kupası filmlerinden tanıdığım Banks vardı. Yani bunlar müthiş kalecilerdi. Yaşın müthiş kaleciydi. Peki sonra anlattın bunlara bir kısmını. E Peki anlatırken. Kaleci'ye geldiği zaman top onun başarısında bir farklılık oluyor mu? O muydu? heyecanı her zaman yaşamışımdır. Kendini Kaleci, koyuyorsun evet, o yana. Kaleci'nin yer. kurtardığı topla onun sevincini, yediği golle onun üzüntüsünü her zaman yaşamışımdır. Her maçta yaşamışımdır. Hala da yaşıyorum. Bilmiyorum bir parantez açmak istiyorum. Geçenlerde bilmiyorum sizin programımızda mıydı? Suna yakın vardı. Evet. Belki bir başka programdaydı ama sizde miydi tam bizde, hatırlamıyorum. Bizde de vardı evet. Ee, Kaleci arkadaşlarına sırtını ha. hiç dönmez dedi. Ha, ha, ha. Oysa kaleci golü yediği zaman sırtını bütün dünyaya dönüyor. O topu filelerden çıkarmak ha, ha. için döndüğü zaman en kötü şey diye herkese sırtını dönüyor. Belki neler yaşıyor, neler hissediyor onu bilemiyoruz tabii. Ve ve sokakta giden hani ne bileyim ufak bir çocuk bile abi ya o gol yenir miydi diyor. Demiştir Demiş. değil Demiş diyor tabii, tabii. Futbolda golü kaçır, golü kaçıranlara çok söylenir ama evet. kaleci ayrı bir durumda. Ama şimdi kaleciyi de o diğer 10 futbolcudan şöyle ayırmak lazım. Bir kere kaleci fizik olarak atletik bir yapıya sahip olacak. Cesur olacak, kararlı olacak, ön güçlü olacak, lider vasfını taşıyacak. Yani kaleci öbürkülerden, bir kere kıyafeti farklı kalecinin. Hah, tabii. Değil mi? Özelliği Kazak. var, ellerini Kazak. kullanıyor yani. Şimdi bir de Allah mi? rahmet eylesin mesela... Cihat Arman kaleciliğe moda getirmişti. Evet. O koltuk dirseklik kollar dizlik takar bilmem ne dizlik Kasketler takar, tak, falan kasket, yani tabii, kalecin tabii. ayrı bir havası tabii. vardı. yani kaleci hep sahadaki en özel kişidir. O soruyu biliyorum soracağım soracağım. Yani bunlardan dolayı kaleci farklıydı. Hani kaleciler daha mı çapkın olurdu diye soruyorlar da. <laughs> Bilemiyorum. Bilmiyor bilmiyormuş onun için bilmediğine göre biz sizi biraz şimdi reklama bağlayalım ve arada belki bana anlatır. <laughs> anlatmadı anlatmadı bir şey. Onun için biz o tarafını bırakalım. Şimdi biz senden 74'ten sonra 78 Dünya Kupasındaydık. Evet. Çetin dur. Çeki, Öztürk Pekin, siz ve ben. 4 ha, kişilik. O Pekin. şey 7 8 10 kişilik ekip bildirildi. Fakat bir takım mı? mali sıkıntılar, evet. oradan şudur budur çünkü çok uzak. Uzak, evet. Arjantin. Arjantin. Arjantin'e Arjantin evet. gidiyoruz. Fakat Arjantin'e indik uçağı, ondan sonra da elimizde adres bir yere gideceğiz bu sporla ilgili olarak. Gidiyoruz şimdi İstanbul olarak söyleyeyim diyelim ki hani Halit Kıvanç Caddesi diye bir cadde var. Orada da Tansu Polatkan Meydanı var falan. Yani orada 3 numara diyorsunuz. Ha demek ki bir, üç, beş sağ tarafta bir görürsek yanındaki. Biz gittik araba girdi bir değilse 13 diyor mesela. Şimdi birazdan gitmeye başladık. Bir blok yani bir kilometre gidiyorsun bir kilometre sonra 13 numara bitiyor. Blok geliyor numarası 15. E, caddenin uzunluğu zaten 63 kilometre Dünyanın en büyük caddesi. Evet. Bilen, bir caddeden bir caddeye gidene kadar burada öyle yedik. Buraya gidene kadar <laughs> acıktık akşam yemeği. Onu hiç onu Ben de hiç unutmuyorum. Ç abi, evet. Şimdi bir de Dünya kupalarında maçlar yapılıyor. Ne maçı yapılıyor? Avrupa, Amerika, karmaları maçı yapılıyor. Ve o arada orada e, e, Bill Wright var falan. Wright vardı falan. Evet. Yani hocam siz zaten Will ben onlarla bir dostluk kurmuştum. Evet. Almanlara da muhabirlik yapıyordum falan filan. O futbolcuları tanıyorduk, konuşuyorduk. Bu arada da bir İsviçreli çocuk vardı. O da idareci falan geldi. Sizde var mı oynayacak dedi. Şimdi 70 78'de 78. Evet. ama sen tek oynadın. Ben tek oynadım evet. Ha. Çünkü onda başka bir bir başka dünya kupasında diyeceğim. Metin Oktay gelmişti Galatasaray'e. Evet. Onu o takımda oynattık. Daha böyle bir şeyler. Evet. Fakat TanSu Polatkan Avrupa takımının kalesini koruyor. Önümde, Önümde... Jackie Charlton oynuyor. Ha. Facetti oynuyor oynuyor. Şey Orta sahada Bobby e, Charlton oynuyor. E, Bobby, e, kaptanımız Bobby, Charlton Bobby Charlton'du. Aa, Bobby Charlton geldi. Bu iki 3 top geldi. Güzel kurtardı. Sonra haftayım oldu. <laughs> Ama benim hayatımdaki pozlarım Arjantin milli takımının teknik direktörü geliyor. Kale direğine yaslanıyor duruyor. <laughs> ben öyle durdum. Ve resminde görüyorsunuz. Tansu Kale'de. Ve oradaki ben böyle işte bir lira bilmem kimse ecnebi gibi havalı 20-30 tane televizyon şubu çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama bizde daha çok yeni bizi <laughs> çekip yollayacak e, halimiz yok. yok. Evet. O evet. arada siz ama Avrupa Karması'nın da e, teknik yöneticisiniz i̇şte e, ben, hocam. Tabii. Ha, bu, şimdi <laughs> komite, 1 lira falan üç kişilik komite dediler ki ya başkası hepimizin işi var. Takımda oynuyorlar oynar aynı zamanda. Ne yapalım dedi. Ben dedi ki Kıvanç dedi. Ne ol, gel takımın yanında sen çıkacaksın. Düşünün Avrupa karması yanında resimlerde hepsi geliyorlar. Hangi takımın oyuncusu bu? Biz tanımıyoruz diyorlar. Ya ben ben milli takımda falan oynamadım ki. Bu arada ama kopa var bizim takımda. Aa, Di Stefano var. Di Stefano Karşı olarak. takımda Sivori oynuyor. İtalyanların meşhur gol kralı Arjantinli. Aslında Arjantinli olup da İtalya'da oynayıp sonra tekrar ülkesine dönen. Ben hiçbir şey siz geldim. Orada bütün o Brezilya şeyler falan mikrofon uzatıyorlar. Hani top yuvarlaktır her sonuç olabilir. Böyle sözler. Ama maç 5 tane attık o maçta. Fakat İngiliz futbolcular diyorlar ki Yahu havalı olsun berabere bitirelim. Evet evet. Ya şirket o, teklif ediyorlar evet. ya kendileri. Bizdeki Çocuk Esirgeme Kurumu'nun karşılığına benzer bir kurum yararına yapılan bir maçtı. Kimsesiz çocuklara kimsesiz, yardım evet, doğru. ve o gün Bala, rakam hatırımda değil muhteşem bir para toplandı. Ertesi gün bütün gazetelerde işte bu maçı oynayan futbolculara teşekkürler dünya futbolcuları kimsesiz çocuklara bilmem kaç bin dolar evet. toplanıyor. Orada fakat bunların arasında bir right bir şey e, Bobby Charlton. Bobby Charlton dedi ki döndü bana ya sizde başka kaleci yok muydu? <laughs> Çünkü biz 5 tane attık. Ama maç 5-5 bitti. Kaleci Tansu. <laughs> ama tabii İngilizler en azından 1.85 boyundaki kalecilere alışkın oldukları için beni çok ufak gördüler tabii. Biraz sonra onlar da kendi dedi ki kalede dedi ben de dursam fark etmezdi oğlum dedi. Yani bunlar nasıl şey ettik ama ertesi gün evet gazetelerde benim dünya Avrupa karması. Yani dünya karması gibi bir şeyi hayatımdaki ilk ve son idarecilik. Sendeydi. Benim de. Avrupa, Avrupa karması. karması. Evet. Şimdi futbolda Spiker olarak da büyük maçlar Anlattın büyük goller Aa bak şu maçı anlatışımı için o Tamam o benim zirveydi Benim için dediğin maç ya da maçlar Halit abi bu çok zor bir soru O kadar çok maç anlattık ha, bir ki Bir tane değil birkaç tanedir onlardan biri Mesela, En çok zevk aldın en eve şimdi Evvela bir kere 1974 Dünya Kupası'nda Anlattığımız beraber anlattığımız Almanya Federal Almanya Hollanda maçı Yani çok önemli maçtı ve o dönemin çok büyük futbolcularının karşı karşıya geldiği of, bir of, maçtı. Yani of, bir of. tarafta Beckenbauer oynuyor, Müller oynuyor, diğer tarafta Cruyff oynuyor, Rep oynuyor. Yani müthiş bir e, futbol keyfi ve o maçı hiçbir Ama zaman unutamam. Benim gördüğüm tarihte gol olarak en kötü gollerin, gol olmayacak topların kaleye girdiği yani ama Müller'in özelliği oydu zaten yani ne zaman nerede topla buluşacak nasıl bir gol atacak hiçbir zaman belli olmayan ben Müller bir Müller için bana birisi sordu, sordu ben doğru dürüst mahallede oynamışım doğru futbolcu olamadım dedim. Ondan sonra benim gibi oynayanlar dedim o zaman işte hani işte Gert Müller gibi dedim böyle evet. yaptı. Evet ama dedim bizim mahalledeki yani Müller'leri takıma koymazlardı burada <laughs> koydular adam Dünya evet, Kupası'nın yani Müllerin, yıldızı oldu dedim. Müller'in özelliğiydi tabii o. Sonra e, Han'ın e, Zof'a attığı bir gol var. Yaklaşık 40 metre mesafeden falan topu. Evet evet evet. Hızı saatte 150-160 kilometreye falan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün gazeteler dokuduğumuz zaman o müthiş bir goldü. Zof da herhalde unutamamıştır o golü. Bir de biz tabii Türkiye'de yıllarca maç anlattık. Futbolcuların hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, evet, oğlumuz, evladımız falan. Ama orada Onları bir efsane olarak tanıdıklarımızın maçını anlatmanın heyecanı bambaşka. Ha, yani tabii sanki tabii. onlar hata yapacağım bilmem ne. Bir de hiç hata yapmıyorduk. O kadar birbirlerinden değişiktirler ki. Evet. Değil mi sen de evet, aynı Evet, tabii vazede. tabii tabii. O kadar rahat ismini hatırlarsın ki ayırt edebiliyordum. Bir de o dönem tabii Alman futbolu ve Hollanda futbolu çok ön plandaydı. Evet. Televizyonlarımızda bizim TRT'de her zaman ee, Avrupa e, maçları Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, kupa galipleri maçları oynarken yani, Hollanda ve e, Federal Almanya takımları çok ön planda olduğu için o futbolcuları tanımakta zorluk çekmiyorduk Halit abi. Peki bana en çok sorulan bir sorudur. Yani hangi takımın maçını anlatmaktan ya da hangi golü anlatmaktan hani mutlu maç anlatırken nasıl hata yaparsın falan sorular sorarlar. Sana bu nevi sorulan Sorulardan ne yanıtlar veriyor? Çoğunlukla futbolcularımızı nasıl tanıyıp hatırlayıp isimlerini ha. anında söylediğimizi sorarlar. Onlara en basit şekliyle şöyle derim. Futbol bir sistem prensipler oyunudur. O sistem 4-4-2 olur, 4-3-2-1 olur. O sistem içinde futbolcuların oynadıkları yerler bellidir. Ona göre zaten maçtan önce bir çalışma yaparız. E, resimlerine bakarız. Daha önce oynadığı maçlara bakarız. Bir de bakarız. hareketleri kendini özgüdür. Onlar onların, bizim hayalimizde kalmış. Şimdi ben de şimdi hala bakıyorum. Mesela uzun saçlı diyorum sağ sarı saçlı Solbek, ayakkabısı pembe olan santrfor. Ha. Yani öyle hafızamız ve e, de, bu ve konumuz de, bu konuda gelişmiş. itiraf edelim. Eğer hatırlayamazsak ismini İngiliz futbolcusu çok biliyor. O anda gelmiyor hatırına. Şu anda İngilizler sağdan akıyorlar. Evet. İngiliz atağa tehlikeli devam ediyor. Gol olabilir. Bunları söyleyene kadar da adamın ismi hatırda <laughs> geliyor <laughs> evet. zaten. O arada notlara da bakmak... Peki e, senin unutamadığın bak. yanlış anlattığım şey, seyirci bile belki fark etmedi ama sen iki dakika sonra ben olmuştur bana. Ya ben biraz evvel Ahmet dedi, Muhammed dedi ki top Mehmet'teydi kendi kendime. Radyoda ama televizyonda görüyor o seyirci. İşte, e, hocam bu da, televizyonda tam tersi Ha. Yaşadığım bir olayı anlatayım. <laughs> İngiltere'de bir e, federasyon kupası maçı anlatıyorum. Final maçı. Gol oldu. Ama şimdi ismini hatırlayamıyorum. E, Neyse. Benzetiyorum. Jordan dedim ben. Biraz sonra e, İhsan Doğan arkadaşımız kleye e bastı. Tansu abi. Arman abi diyor ki golü George attı. Ha. Çünkü skorbordda da George yazdı, altyazıda da George geçti. Ben yine dedim ki Jordan'ın golüyle şu takım 1-0 önde. İhsan Doğan yine biraz da yani şey, huzursuz arada kalmış. Yanlış söylüyorsun. Tansu abi, Arman abi diyor ki golü George attı. Jordan'ın attığı golle şu takım 1-0 önde, İlk yarı bitti. Hala bana golün George'un attığı empoze edilmeye çalışılıyor. Evet. İkinci yarı bir başladı. Skorboard değişmiş. Jordan, altyazı Jordan. Ben rahat Ben Sen de, doğruyu evet, Ben doğruyu söyledim. Çünkü çok iyi takip ettim pozisyonu. Çok iyi gördüm. Ama çok saygıyla net gördüm. analım. Tabii. Arman Talay'ın tabii, bizim televizyon spikerliğine hepimize büyük yardım ve hizmeti tabii, tabii, olmuştu. Hiç böyle evet. hataları çok dikkatliydi. Çok dikkatliydi en ufak hatayı bile yakalar bizi uyarırdı. Biz pazartesi günü gelirdik mesela sabahları işte Ümit Aktan abidin ay doğdu. Evet. Ben Öztürk Pekin işte ya şunu ne güzel anlattım bunu neyi söyledin derken Arman abi çağırır. Neyi nasıl söylemişiz nasıl yanlış, yanlış hepsini söylerdi. Sen yıllarca da spor stüdyosu bir süre ben de İstanbul'dan gitmiştim. Tabii beraber. Şimdi artık maalesef süreler tükeniyor. Çünkü bir daldık o güzelliklere ama Tansu'yla çok güzel anılarımız, maçlarımız, gollerimiz. Şimdi sen sadece daha az yani memur kadrolu değil de serbest olarak gene anlatmaya evet, devam edeceksin. Evet TRT'deki arkadaşlarım sağ Bir olsunlar biz seni senin bırakmayız dediler. kulüp tutman değil de kulüplere sempatim vardır benim bildiğim kadar. Yahut tamam. oyunculara, futbolculara ee, sempatim tabii, vardır tabii. senin. Mesela günümüz futbolunda herkes gibi Messi'yi beğeniyorum ben de, Alex'i beğeniyorum. Ne bileyim, şöyle baktığım zaman çok eskilerde bir Fenerbahçe'de Yılmaz Şen vardı mesela, stoper oynardı. Evet. Bir stoper bu kadar teknik, bu kadar yumuşak. Peki senin mevkindeki kalecilerden şimdi bugünler Türkiye'de ve dünyada. Türkiye'de şu anda sakatlık geçirdiği için uzun süre sahadan uzak kaldı. Onur var Trabzonlu kaleci, evet. o gerçekten çok iyi kaleci. Volkan tartışılmaz. Rüştü, yabancılardan? yabancılardan ha Rüştü dedim. Rüştü'yü de unutmayalım. Rüştü tabii ki. Bir de artık çok iyi bir örnek Rüştü diğer genç kaleciler için. Yabancılara baktığım zaman benim favori kalecim Liverpool'da oynayan Reyna'ydı. Evet. Barcelona'nın altyapısından yetişti. Fakat Barcelona'da ona şans vermediler. Liverpool'da çok iyi oynadı. Ve 2010 Dünya Kupası'nda Grobel'e ara sordum. Buradaki en iyi kaleci hangisi diye maalesef dedi bana göre Reyna dedi ama İspanya milli takımda oynayamıyor dedi. Çünkü Casillas o kaleyi yıllardır eline geçirmiş kimseye kaptırmıyor ama bana göre dedi ki ben de Reyna'yı çok beğenirdim. Reyna en iyi kaleci dedi. Peki, o konuda birleştik benim yani globalde. son sorum bir daha dünyaya gelirsen gene futbola gönül verirsen kaleci mi oynayayım yine yoksa başka bir Yine kaleci olurum. Yine. Kaleciliğin keyfi çok başka. Kaleciliğin keyfi. Çok başka. Genç kaleci yok. adayları duyurulur. Tansu abiniz yok Tansu amcanız artık. <laughs> Tansu dayınız. Diyor ki kaleciliğin keyfi bir başka. Gol de yeseniz, gol de kurtarsanız kalecilik çok keyiflidir. Çok farklıdır çünkü kalecilik. Özelliktir kalecilik. Valla bizim çocukken yetişirken mahalle maçında topun sahibi olan çocuğu kaleye koymazlar. Kaleye geç derlerdi. Çocuk bilmese de topun sahibi topunu alıp gider. Onun için onu oynatırlardı. <laughs> Ama ben topun sahibi olan çocuk değildim. Beni de iki kere kaleye koydular. Ondan sonra geç oğlum ileride birilerde oyna dediler. Çünkü ben çok iyi rekorlar kırmıştım. Beş dakikada <laughs> üç tane falan yemiştim yani. Onun için futbol tarihine kıskandıkları için yazmıyorlar. Efendim bu hafta futbolda kaleci olarak aşkını ortaya koyan ama ondan çok futbol aşkını mikrofonlardan, önce radyodan sonra televizyondan milyonlara duyuran sevgili meslektaşım, sevgili kardeşim Tansu Polatkan'la beraber olduk. Gerçek sporcu nasıl olsa hiç emekli olmaz. Evet. Kaç yaşına gelse mahalleden geçerken oynayanları görür gider bir penaltı çeker. Tabii, tabii. Sen de nasıl olsa devam edeceksin. Gene sesini duyacağız. Hizmetlerin için spor sever olarak teşekkür. Ben teşekkür ederim hocam. Benim Ailene gerçekten... sevgiler yeşil meydana çıkmasın. Artık kızımız da herhalde bizim o zamanki yaşımıza falan geldi <laughs> mi? Geldi tabii. Ailede futbolcu yok şimdi. Yok yani. ama iyi seyirci var. İyi seyirciler. Evet. Peki. Sevgili dostlar Tansu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sizlere Benim için her hafta teşekkürümüz. Bir haftaya haftaya kim gelecek ben de bilmiyorum. Gelince beraber sesleniriz o güne kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzümüz hep gülsün. Buyurun.